Herkese merhaba. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un ikinci gününde karşınızdayız. Ben Aslı Barış, gazeteci, moda eleştirmeni ve Hafta Dergisi yayın yönetmeniyim ve ikinci gün boyunca hostunuz ben olacağım. Şimdi güne muhteşem bir başlangıç yaptık. Gökhan Yavaş defilesiyle daha iyi bir başlangıç düşünemiyorum açıkçası ve yanımızda onun da konukları. Alper Erbudak ve Koray Ceren Öztürk var. Merhabalar. Merhabalar. Vallahi süper dinamik bir defile seyrettik. Birazcık hemen koleksiyonun yapısıyla başlayalım. Müziklerine özellikle doyum olmadı. Janis Joplin olayına girelim. Çok teşekkürler ilk başta. Evet, bu sezon biraz eğlenceli, biraz hatırlatıcı. Birazcık da ithafen bir koleksiyon yapmış olduk. Tamamıyla koleksiyon Janis Joplin üzerine ve onun 50. yıl dönemine ait bir güzel bir, farklı bir, renkli bir ve benim vazgeçmez olduğum renklerden oluşan bir eğlenceli bir koleksiyon yapmaya çalıştım. Şöyle bahsedebilirim azıcık da koleksiyon. Hep bir sokak stilinden, hep bir bol kesim, oversize ürünlerden tamamıyla artık bu sefer farklı bir Gökhan Yavaş, farklı çizgisi olan, kendine artık ben ayakları üzerinde durabilen, daha artık orta yaşa da ithaf edebileceğim böyle günümüz kumaşlarından, günümüz modasına ithaf eden bir eğlenceli, güzel bir koleksiyon çıktı. Vallahi gerçekten koleksiyonu şu an biz sergiliyoruz diyebiliriz. Şu görmüş olduğunuz trench coat'u ben resmen Koray'ın üzerinden söktüm ve son dakikada giydim, bayıldım. Aslında yakıştı değil mi? Gideriyor yani her türlü, çünkü bir erkek tasarım olmasına rağmen artık hani cinsiyetsizlik kısmı da belki burada devam ediyor diye düşünüyorum. Ne dersin? Yani aslında amacını koleksiyonu yaparken en başından amacı aslında bir unisex giyim. Tamamen kadın erkek çok rahat giyebileceği parçalar. Bu sezon ama bir tık daha böyle tam kadınlara giyebileceği, tam erkeklere giyebileceği ama kendi özümden vazgeçmiyor gibi sizin üzerinizde olduğu ya da Koray'ın üstünde olduğu gibi ya da benim üstünde olduğu gibi bazı unisex parçalar var. Hem kadın hem erkeğe giyebileceği detaylar. Bunu bırakmak istemiyorum. Çünkü artık günümüz modası, artık bu cinsiyetsiz kavram çok fazla geldiği için ve biz de bundan vazgeçemiyoruz ve biz de bu modayı takip etmek zorundayız. Güncel bir tasarımcı olmak istiyorsak eğer ya da güncel tasarımcı markası olmak istiyorsak. O yüzden bu döngü şu an iyi gidiyor. Yeni bir koleksiyon, yeni bir Gökhan Yavaş yüzü gösterdim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Vallahi ben bu yeni Gökhan Yavaş'ı çok beğendim. Eskisini de beğeniyordum zaten. Benim açımdan çok farklı olmadı. Şimdi şu biraz bu mevzudan konuşmak istiyorum. Tamam. Koleksiyonun motosunda bir regular weird lafı var. Yani evet, tuhaflığı yeniden bir şekilde. Alper'le sana birazcık bunu anlatmanızı istiyorum. Evet. Bu regular weird'den kastınız nedir? O konu ilk başta ben başlayayım. Janis Joplin aslında kendi olarak biliniyor. Kendi dönemindeki en çok dikkat çekiyor. Çok kısa ve öz bir hayatı var. Ama o hayatta da en güzel özelliği en tuhaf insanlardan bir tanesi. Ve biz bu tuhaf kelimesi yeniden yazmak istedik. Ve bunu nasıl bağlaştırdık? Günümüz pandemisinden dolayı aslında bu tuhaf kelimesi buraya biraz bağdaştık. Çünkü neden? Artık gecemiz günümüz karıştı pandemide. Evet. Artık ne yediğimizi ne içtiğimizi bilmez olduk. Bazen geceler gündüzler birbirine girdi. Kimi online'dayız, telefondayız, kitap okuyoruz. Hayatımız bir anda bir farklı döngüye girdi. Aslında oradaki tuhaflığı, Janis Joplin'in tuhaflığıyla birleştirerek ve 60'ların kendisini o ithaf ettiği 60'lar döneminde renkleri kullanarak bir tık da nostaljik, bir tık da günümüze yorumlayarak tuhaf kelimesi bir tekrar canlandırmış oldum aslında. Alper, senin için bu kelimenin karşılığı? Şöyle, yani pandemiyle beraber açıkçası işte Mart'ta her şeyin kapatılıp bir anda bizim eve sokulmamız başlı başına bir psikolojik olarak hani tuhaflık yarattı hepimizde. Evet. Çünkü hiç yaşamadığımız bir konu, bu zamana kadar hiç karşılaşmadığımız da bir durum. Evdeyiz. Kendinizi bir şekilde motive etmek istiyorsunuz bir şeylerle. Ama her şey o kadar karanlık, bir o kadar. Ama bir o kadar da yani renklendirecek bir şeyler ararken açıkçası Janis'le biz tekrar karşılaştık. Benim gerçekten çok sevdiğim ve dinlediğim de bir sanatçıdır kendisi. Ya acaba mı filan nasıl olur? Hani Janis'in işte kendi için kullandığı işte ben işte yaşayan en sıradan tuhaflardan biriyim kelimesinden yola çıkarak işte onun o renkli kişiliği, işte renkli kıyafetleri, kendisine tavus kuşu diyor bir yandan da aslında işte tavus kuşunun o renkli hali vesaire. Bu ikisini birleştirirsek nasıl olur? Demin Gökhan'ın da dediği gibi işte geceler gündüze karıştı. Yani yediğimiz içtiğimiz belli değil. Böyle beraber üst üste oturttuğumuz zaman da ya biz dedik ki nasıl
günümüzde bir regular weird yakalarız. İşte böyle bir şeyler yakalamaya çalıştık diye. Çok da olabilecek en keyifli haliyle karşımızda. Biraz açıkçası şimdi yeni normalden bahsediyoruz ya. Pandemi dönemi bu üretim sürecini nasıl etkiledi? Atölye çalıştırabildiniz mi ya da sizin koşullarınız nasıl farklılaştı? Evet, yani o benim için biraz zorlu bir süreç oldu. Ya da herkes için zorlu bir süreç oldu. Yani Nisan, Mayıs ayları bizim için biraz kapatma ve durgunluk. Kendimizi dinleme, aslında hiçbir şey yapmama. Yani çünkü biz de herkes nasıl kapattıysa biz de kendimizi kapattık. Biz de kendimizde boş vakit yapmadığımız etkinlikleri yapmaya çalışıp ben neler yapıyordum. İşte kimi zaman belki kitap okuduk, kimi zaman müzik dinledik, kimi zaman saatlerce film ve dizi seyrettik. Evet. Hiçbir şey yapmaksızın. Ya da sadece bol bol yemek yedik. Ya evet ya. O da olmuyor da iyiydi. Maalesef onlar da oldu. Evet, ama bu açıdan baktığımızda evet pandemi evet bir şekilde bizim için, sektör için de belki de çok kötü geçse de o açıdan kendimizi besleme konusunda iyiydi. Evet, atölye açısından geldiğimizde evet ben hani ekibimi yalnız bırakmadım. Hep onlarla beraberdik. Onlar da yanında oldular. Harika. Biz de Haziran itibariyle kapılar açıldığında ben de yavaş yavaş atölye açıp aslında bu koleksiyonu hazırlık sürecine başladık biz de hızlı bir şekilde. Aklımızda koleksiyonda bir oluşum vardı. Bunun aslında 3 boyutla geçmesi gerekiyordu. Hazır açılmışken atölyeleri aslında açmışken her yere ben de tamamen hızlı bir şekilde alıp artık ürünlerimi 3 boyutlu hale getirmek istedik. Tabii ki çok zor bir süreçti. Yani 2 ay bile olsa cidden insanı biraz yıprattı yani açıkça söylemek gerekirse. Ama çok şükür derler ya şu anda iyiyiz, gayet iyi gidiyor şu anda. Her şey yolunda. Umarım daha güzel günlerde toparlanmak dileğiyle. Şimdi bu belki bir değişime de vesile oldu. Şimdi özellikle şu an ilk dijital moda haftamızdan bahsediyoruz. Aynen. Yani bu çok ciddi bir değişim. Evet. Belki de bir noktada ihtiyacımız olan bir şeyi bir pandemi vesilesiyle zorladık. Şimdi Koray, bu noktada biraz seninle konuşmak istiyorum. Tabii. Çünkü sen bu dijital dönüşüme belki de Türkiye'de ilk kafayı yoranlardan ve uyananlardan birisin. Seninle ilk röportajımız, yaşımız biraz belli olacak ama yaklaşık 10 küsur seneyi geçti diye senin ilk bloguna başladığın zaman hatırlıyorum. Yani her ne kadar asla yıllar seni yıpratmış olmasa da biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi senin için bu dijital moda haftasının karşılığı ne? Bundan sonra işler nasıl gider? Yani şöyle başlayabilirim. Ben seninle de bahsettiğim gibi hani bir 10 sene öncesinden başladığımızda moda haftamızın ilk günlerinde de bir blog üzerinden örneğin ben yazılarımı, değerlendirmelerimi paylaşıyordum. Sonrasında İşte hayatımıza giren sosyal kanallarla her şeyi biraz daha anlık paylaşmak, işte mecraların bunları bir an önce takipçilerle diyeyim meraklarıyla buluşturması süreciyle birlikte aslında çok daha hızlandı. Bizimle birlikte yayınlar buna ayak uydurdu. İşte canlı yayınlar aslında birkaç sene önce yavaş yavaş başladı ama bu sene pandemiyle birlikte tabii ki tamamen dijital ilk kez yaptığımız bir format. Ben aslında çeşitli açılardan çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani bizim normalde bir defile alanında gördüğümüz ürünleri video üzerinden izlememizin bazı dezavantajları var bizim için. Bu çok normal. Örneğin Gökhan'ın koleksiyonunu izlediğimizde ben bazı parçaları hani Spring Summer acaba nasıl hani çok böyle videodan mı anlayamıyorum, bazı kumaşlar biraz daha işte kalın görünüyor vesaire gibi hissettim ama koleksiyonu incelediğimde aslında bunun böyle olmadığını gördüm. O yüzden belki bizim biraz tamamen dijitalin yanında hani fijital diyoruz ya böyle çok havalı zihni ve dijitali birleştiren belki işte koleksiyonları bu şekilde izledikten sonra meraklılarının, ilgililerinin yakından görebileceği bir eklentiyle de önümüzdeki sezonlarda çok daha zenginleştirebiliriz gibi geliyor bana. Ama bunun artık geri dönüşü yok gibi hissediyorum. Bu formata alıştıktan sonra sanırım bir süre daha böyle devam edeceğiz. Ya evet, şu kumaş meselesi gerçekten şu an üzerimde bir trench coat var ve gerçekten ince bir dokusu olan bir şey ama tabii orada hissedilmiyor. Ama bir yandan da izlemek gerçek anlamda bir görsel şölen tadında. Yani böyle de bir yeniliği var. Geriye dönüş olur mu olmaz mı? Belki olmalı mıyı tartışırız ama bu şekilde de olabilir. Peki bu satın almalarla ilgili belki şu anda çok daha farklı bir yeniliğe girmiş olduk. Biraz bundan bahsetmek istiyorum Gökhan. Güzel bir konu oldu. Bu dijital moda haftası evet bize çok tabii ki fizikselin yanında dijital moda haftası çok güzel bir olanaklar sundu. İlk başta dediğim gibi tüm dünyanın aynı anda aynı şekilde yayınlanması bu zaten size artı bir öne getiriyor. Evet. Şu anda bizim için çok güzel bir şey. Satın alma konusuna gelecek olursak İstanbul Tekstil Konfes İhracatçılar Birliği bize bu sezon çok güzel bir sürpriz yaptı. Jor.com'la bize bir işbirliği sağladılar. Bizim için çok güzel bir şey ve tüm dünya markaları yer aldığı bir sitede
şu an bir Türk tasarımcı olarak ben de yer alıyorum. Evet. Bu için çok güzel bir deneyim ve çok güzel bir proje oldu aslında. Satın alma işlerimiz yeni yeni başlıyor zaten. Ve yeni bir markamız olmamıza rağmen güzel bir talep var, güzel bir connection'lar kuruluyor şu anda. Biz de onlardan da bize satın alma işler tarafından güzel bir bağlantılar kurduk. Umarım güzel bir sonuçla sonuçlanır. Biz orası için özel bir çekim yaptık. Güzel bir şey aslında jöle için biz bir güzel bir lookbook çekimi yapmıştık bu güzel çekim dışında. Çok güzel. Oraya da küçük bir videomuz var. İzlemek ister misiniz? Çok isteriz. Hadi izleyelim mi? Ufak evet. Bir video. Böyle bir dakikalık bir videomuz var. Siz de isterseniz hep beraber izleyelim. Vallahi keyifli olur. Enerjili bir çekim olmuş. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu tamamen bir defileyi kurgulamak bilmem ne çok daha farklı bir süreç. Bilmem ne pek şık bir tavır olmasa bile anlıyorsunuz. Bir sürü detayı var vesairesi var işte runway tecrübesi işte konuklar vesaire. Ama böyle bir şeyi kurgulamak sizi zorladı mı ya da daha çok eğlendiniz mi? Nasıl yarattınız? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Valla aslında o biraz topu Alper'e atabilirim. Hı-hı. Çünkü o konuda olmada daha çok fikirler var. Çünkü ben biraz koleksiyonu çıkartırken bu sezon tamamen ona odaklandım. Aslında bir fikirle oluşma, koleksiyonu aslında bir tık da hikayesini aslında en büyük oluşturan kişiler arası Alper. Ve bunları diğer fikirleri de aslında o devamında o getirdi. Bence topu onu atalım bence daha iyi. Yani şöyle, teşekkür ediyorum tabii beni bu kadar fazla şişirdi ama. yani şöyle, gerçek bir şey var ki o tamamen hani bu koleksiyonun vesairenin kalbi. Ben biraz daha işin işte hani ticari kısmı, daha ne yapabiliriz, markayı daha nereye kadar götürebiliriz. Demin bahsettiği gibi ekip muhteşem bir şey sundu bize. Çünkü Johor platformu gerçekten hani kendince çok yüksek bir platform ve hani bizler için de hani daha hani en azından şöyle söyleyeyim yeni markalar için girmek açısından da biraz hani bütçeli vesaireli bir yer. Yani böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman ben havalara uçtum açıkçası öyle söyleyeyim. Çünkü burada yer almak muhteşem bir şey olacaktı. Fakat gerçekten hani girdiğiniz zaman üstünde çok çalışılması gereken bir platform. Çünkü atıyorum hani sadece lookbook fotoğraflarımız çok güzel olmasına rağmen hani sadece bunlarla müşterinin algılayabilmesi durumu tabii ki maalesef yok. Hani ürünün her detayını göstermeniz lazım, her açısından çektirmek lazım vesaire. Bunun için özellikle hani hemen çok acil girmemiz gerekiyor diye düşünerek fotoğraf çekimini yaptık. Evet bu iki aylık süreç hani şeyin ilk çekimlerin yapıldığından bu zamana kadarki olan süreç hani çok yorucu ama bir o kadar da çok keyifli geçti bizde için. Çünkü her hafta bir şey oldu yani bunu hadi bunu da yapalım, hadi bunu da koyalım, hadi gidelim onu da çekelim vesaire. Ya çok keyifli bir süreçti açıkçası öyle söyleyeyim. Bir de tabii bu platform yine ben hani şöyle söylüyorum gerçekten çok iyi. Çünkü şu anda dahi sizi aslında hiç tanıyamayacak yani bilmeyecek. Hani bu Mercedes-Benz Fashion Week'e belki tıklamayacak kişilere dahi siz kendiniz connection yollayarak onlara kendinizi tanıtabiliyorsunuz ki bence herkes için çok önemli bir şey. Çok önemli. Eğer yanlış söylüyorsam düzelt. 144 ülkeden 200 bin aynen satın öyle almacıdan bahsediyoruz. Aha, yani doğru, bu doğru. Muazzam bir rakam. Evet, kesinlikle. Gökhan Yavaş markası bu durumda küreselliğe çünkü 144 ülke herkesin farklı şeyler var. Biraz trendlerden bahsedelim. Nasıl öngörüyorsunuz ve Gökhan Yavaş'ın bu küresel trendlerde tamamen zamansızlığa mı oynayacaksın yoksa trend takibi mi yapacaksın? Bir sonraki adım ne?
Aslında benim markamın kuruluş amacı da tamamıyla aslında trendi takip eden, güncel, birazcık sokak modası, birazcık da artık gördüğünüz gibi bir tık daha iş kadını, iş erkeğini yansıtan bir parçalar var. Ben olmazsa olmaz ve zaten kullandığım şey renkler. Benim bazı 3-4 rengim var, her sezon trend olsun ya da olmasın. Benim vazgeçebildiğim bir renklerim var, işte sarısı, kırmızısı, saksı mavisi. Hı hı. Ama trendler sağ olsun beni bu yönünde çok güzel idare ediyor. Sağ olsun onlar da bunun bir 5 aşağı, 5 yukarısı böyle güzel tonlarıyla beraber her sezon yeni oluyorlar. Ve açıkçası aslında trendi takip eden, güncel modayı takip eden bir aslında marka olma yolunda ilerliyorum şu anda, öyle diyebiliriz. Şu anki güncel pandemiden sonra evet trendler çok önemliydi, trendi yakalamak çok önemliydi. Lakin bu pandemiden sonra birazcık bu dediğiniz gibi değişmeye başladı. Zamansız koleksiyon, her dönem giyilecek parçalar. Çünkü bu süreç herkesi maddi manevi ve satın almacıları da bir şekilde etkiledi. Tabii. Ve insanlar şu anda sezonsuz giyebilecekleri, her sezon giyebilecekleri bir renk, ürünler ve parçalar aramaya başladı. Aslında ürüne tek tek baktığınızda belki de tek başına aslında sezon dışında giyebileceğiniz parçalar. Biz ne yaptık? Styling ve renklerle aslında ufak dokunuşlarla hem beni Gökhan Yavaş'ı yansıttım aslında. Hem de benden vazgeçmeyeceğimi, işte Gökhan Yavaş hala ayakta, ne kadar zamansız parçalar da olsa o renkleri birleştiren bir koleksiyon oldu. Ve bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Ama güncel moda, dünya modasına baktığımızda şu anda çok büyük bir sezonsuz bir geçişle, yani lüks markalar dışında bir sezonsuz geçişle doğru büyük bir adım var. Çünkü dediğim bahsettiğim olaylardan dolayı. Ama nasıl olur? Güncel her şey çok etkiliyor. Artık ani hareketler, ani oluşumlar tamamen artık modaya bile etkileri oldu. Daha önce çok fazla etkiliyordu. Bu sefer artık şimdi ×2, ×3 bu şekilde etkiliyor. Şu an anlık bir cevap veririm ama 2 gün sonra ne olacağı kimse bilmiyor artık modada. O yüzden... Ama çok güzel bir yerden aslında girdik. Çok ufak bir şey ekleyeceğim. Baktığımızda şu hepimizin işte yaşadığı süreçten çıkmakla ilgili bir umut ışığı ararken işte stylingde gördüğümüz renkli dokunuşlar, senin parçalarda işte aradaki o az önce söylediğin renkler, belki o siyah bir bluzun üzerinde açan bir papatya gibi detaylar aslında onunla çok örtüşüyor. Bir de hani sezonsuzluk artık başlarken erkek tasarımlarında işte önümüzdeki yaz göreceğimiz bomber ceketler, işte bu bol trench coatlar, kadında gördüğümüz bu loungewear dediğimiz daha rahat kesimler ki hani bunu da çok rahat bir şekilde istersen değerlendirebiliriz birlikte. Yavaş yavaş. Çok on point olduğunu düşünüyorum o yüzden. Umut işi için teşekkür ediyorum. Koray, birazcık daha bunu detaylandırmak istiyorum. Koleksiyonu bir tık daha detaylı değerlendirebilir misin? Sen gittin, dokundun. Bir dışarıda bir gözle birazcık değerlendirmeni rica edeceğiz. Ben aslında söylediğim gibi bu optimizmi çok yerinde buldum. Özellikle ilham kaynağının hayatının ne kadar böyle hani çalkantılı olduğunu düşünecek olursak. Kumaşlarda kesimlerde tabii ki bir Gökhan Yavaş. Çok böyle alıştığımız, sevdiğimiz parçaların böyle yeni yorumları var. Ama bir yandan da aslında yeni şeyler görüyoruz. Çünkü Gökhan'ı aslında eskiden beri erkek tasarımları üzerine görürken son 2 sezondur sanırım ya da 3 sezondur. Kadın görüyoruz. İşte bu ikat desenleri şimdi gördüğümüz mesela buradaki bunun farklı renklerdeki yorumları. Çok tatlı, bu rahat. Mesela bu takımın bir short versiyonu var. Şurada gördüm. Çok güzel arka arkaya yapıyor aslında yorumlarımız birlikte. Kadın tarafındaki iddianın artması benim çok hoşuma gitti. Farklı zamanlarda kullanabilecek çok farklı elbiseler var içeride. Bunları hani böyle günün farklı saatlerinde, farklı okazyonlarda çok rahat değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Onun dışında gayet dediğim gibi bu mutluluk veren bir koleksiyon olması ve bir tatlı bir aykırılığı olması bence çok farklı bir yere oturttu. Bu da favori trench coatlarımdan birisi. Üzerinde Janis Joplin'in bir silüeti var. Evet, trench coatlar özellikle çok başarılıydı. Zaten üzerinde çalmış olduğu trench coat örneğinde görebilirsiniz. Koleksiyonun ana parçalarını çalarak devam edeceğimi buradan belirtmek istiyorum. Gerçekten çok başarılı bir koleksiyon. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Mutluluğa en çok ihtiyacımız olan dönemlerde böyle bir renk patlamaları ve değişik Janis Joplin'in yüksek enerjisiyle gönderme benim açıkçası çok hoşuma gitti ve izleyicilerin de çok hoşuna gittiğini tahmin ediyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Devam edeceğiz. Bütün gün boyunca yayındayız. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul adresine ulaşabilirsiniz. Canlı yayınımızda saat 2:30'da Murat Aytun'la devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diyoruz.